Çok da eski arkadaşım, çok da severim. Geldi. Okan. Vay vay vay. Hala aynı. Okan. Geliyor mu sesim? Geliyor. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi. Nasıl geçiyor karantina günleri? Özlemişim ben. O zaman şöyle bir ifade de bulayım. Ben de özledim. Orhan Gencebay'ın bir şarkısı var. özellikle Nevzat Dinler'i çok özledim. Oo Okan Koç, biz seni her zaman özlüyoruz. Anlamadığı bir dal yok ya. Sporu desen profesörü. Formunu kaybetmemiş bak. Formunu kaybetmemiş. Az önce Gürkan Hoca'dan daha profesyonel tavsiyelerde bulunuyorsun. Aa. Ya. Tebrik ederim Nevzat Dinler seni. Her şeyi biliyorsun. Bilmediğin bir şey var mı ya? Okan biz seni hayat... Seni çok özledim Nevzat Dinler. Senin de tatlı atışmalarımızı. Sevgili Okan biz de seni özledik. Hakikaten de çok özledik. Arada kulağını çınlatıyoruz. Teşekkür ederim. Allah Okan çok kilo vermişsin. Herkes kilo alıyor. Sen kilo vermişsin. Yok aynıyım Hakan. Şimdi koyu giyindim bilerek. Hatta 3-4 kilo aldım dostum. Spor da yapıyorum açıkçası. Çıkıyorum öyle sabaha karşı erken saatlerinde, yasak olmadığı zamanlar. Spor, koşu yapıyorum. Kontrollü besleniyorum. Dikkat ediyorum açıkçası. Boşnak böreği yapmıyorsun ve yemiyorsun değil mi evde? Yok. Aman abi. Ama nasıl özledim biliyor musun? Gidip alamıyorum da. Yani o tarafa da gidemiyorum. Bayrampaşa'ya da gidemiyorum. Şu anda biliyorsunuz oraları da tehlikeli bölge olarak gördük. Yani her yer sonuçta tehlikeli. Dikkat etmemiz lazım. Az önce çok güzel tavsiyelerde bulundu hocamız mesela. Siz de orada. Zaten Nevzat Dinler bu konuda yani üstadı diyebiliriz tavsiyeler konusunda. Nevzat Dinler'i ciddi şekilde yani dinlememiz lazım. Anladık. Mesajı aldık. Okan, nasıl efendim? Görüyorsun? Bayağıdır inzivadasın işlerin evet, dolayısıyla. Aynen. Şimdi dışarıdan baktığın zaman dün Kulüpler Birliği'nin açıklaması var. Bugün evet. Sayın Başkan bağlandı, onu da dinledin. Nasıl görüyorsun? Evet. Hakan bir de ilk yapayım. Tabii. Sevgili Okan, futbolcular indirime yanaşır mı? Eski bir futbolcu olarak bana objektif bir cevap ver. Şimdi bu işin mağduru kim olacak? Ya bu işin mağduru kulüpler olacak açıkçası. Farkındaysanız zaten kulüpler mağdur durumda. Neden mağdur durumda? Geçmiş dönemlerdeki yöneticilerin, başkanların o denizde kum dediğimiz gibi bol keseden dağıtmalarından dolayı yaşanan sıkıntıları şu andaki yönetimler yaşıyor bu sıkıntıları farkındaysanız. Bugün mesela çok güzel program izledim Ender abinin, Aykut abiyle program. Ender abinin söylediğini ben yıllar önce de söylüyordum. Artık Falcao'lar, işte Drogba'lar, Max Kruse'ler, Gustavo'lar, Pepe'ler bu tür oyuncular 2 sene 3 sene sonra getirme imkanımız bile kalmayacak. Kulüplerin ben korkuyorum açıkçası şunu söyleyeyim 5-6 sene sonra yani Trabzonspor'u burada bir kenarıya alabiliriz, Başakşehir'i bir kenarıya alabiliriz ama büyük kulüplerimiz bu şekilde devam ederse 5-6 sene sonra çok çok daha ciddi şekilde ve kayyuma gitme olasılığı da olabilir diye düşünüyorum. Ben çok fazla gidişatın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Futbolcuların sorusunu sorayım sana. Ben bir futbolcu olarak söyleyeyim. Yani şimdi bir öz evlat vardır böyle. Bir yani evlat deriz. Burada yabancı oyunculardan bekleyemezsin Nevzat Dindar. Çok fazla bekleyemezsin. Yani yaparlar ufak tefek rakamlar yaparlar. Şimdi 7 milyon alan oyuncu 3,5 milyon eurosunu bırakabilir mi? Veyahut da 5 milyon alan oyuncu 2,5 milyon. Ama yerli oyuncular, kendi evlatları, öz kaynaklar dediğimiz oyuncular bir şekilde belli bir yaşa gelmiş oyuncular özellikle. Artık son senelerinde böyle bir fedakarlık yapar mı yapmaz mı kafamda soru işareti var ama genç oyuncular yapar diye düşünüyorum. Ama sevgili Okan orada Kulüpler Birliği'nin aldığı kararda diyor ki futbolcuların hepsine aynı oranda yani Falcao'ya %20, Ömer'e %40 olmayacak. Yani %20 ise %30 ise bütün futbolcular. Okan da diyor ki şimdi yerli futbolcu mesela diyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Okan Koç şu anda Beşiktaş'ta oynuyor. Şundan korkuyorum ama. Sen yabancı oyuncuya indirimi kağıt üzerinde gösterirsin ama perde arkasına el altından para verirsin. Bu, bravo. Bu olmasın. Bravo söyleyeceğim ama değil oldun. Bravo. Çok doğru bir şey söyledin. Çok güzel bir yere değindin. Tebrik ediyorum. Ben de öyle sen düşünüyorum. Sen daha iyi bilirsin bu işi yani. Sen sonuçta... Ya neler var abi neler yaşadık biz sahanın içinde Hakan da sen de yıllardır futbolun içindesin o işte dönen oyunları kağıt üzerinde az önce söylediğin şeyler bir sürü şeyler yaşanıyor. Ben de çok fazla inanmıyorum burada en büyük sıkıntı yine kulüplerimiz görecek geçmiş dönemlerde yaşanmış hatalardan dolayı ama inşallah en kısa zamanda en güzel şekilde atlatırlar diye düşünüyorum sevgili Nevzat Dindar. Şimdi Okan bir şöyle bir durum var mesela Okan Koç Beşiktaş'ın şu an futbolcusu diyelim. Evet. Okan'a gidip mesela... Örnek veriyorum. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi diyecek ki Okan kardeşim evladım %20 sana indirim uygulamak zorundayız. Yerli futbolcunun hayır deme şansı şimdi, yok. Okan'ın hayır deme şansı yok. Yerli futbolcunun. Okan. Yerli futbolcunun. Yerli olarak. Şimdi
yabancı futbolcu bunu Vida'ya söylerse Sayın Başkan. Evet. Vida buna ne tepki verecek? Baba Cristiano Ronaldo yapıyor şöyle ya. Şöyle bir parantez. Kusura bakma da Cristiano Ronaldo yapıyor. Ama Cristiano Ronaldo Messi indirime gidiyor. Cristiano Ronaldo çok uç örnekler değil mi ama Nevzat? Şöyle bir şey de var bak, şöyle bir parantez de açmak istiyorum. Şimdi son senesi olan oyuncuların son senesindeki çok fazla fedakarlık yapacağını düşünmüyorum. Ben nasıl olsa sezon sonu gideceğim. Veyahut da bir sezon daha mukabelem var. İster verin ister vermeyin diyebilir yani. Bunların çok fazla fedakarlık yapacağını düşünmüyorum. Bana sorarsanız, bana şu anda deseler gel bedava oyna Vodafone Park'ta, o çimleri yiye yiye oynarım samimi söylüyorum. Yani kaybettiğiniz zaman bazı şeylerin farkına varıyorsunuz. Şu anda o insanlar da yani bunun farkına varabilecekler durumda olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Yalnız bak ben sana bir söyleyeyim mi? Okan Koç aylardır, hatta belki de birkaç yıldır hep Sergen Yalçın diyordu. Ben diyordum duygusal yorum yapıyor. Duygusal yorum yapıyor diyordum. Ama haklıymış bak. Sergen Yalçın konusunda Okan Koç'un haklı bak, oraya çıktı. Sevgili Nevzat Dindar, Allah'ıma şükürler olsun. Sergen Yalçın'la oynama fırsatı buldum. Allah bana o lütfu nasip etti. Sergen Yalçın çok farklı bir seviyede bir oyuncu. Şimdi hep diyorlar ya Sergen Yalçın 6 ay bir sene bir takımda başarılı olsun, ondan sonra deneyim tecrübe kazansın pişsin. Yani ne bu abi, yemek mi pişecek ya? Sergen Yalçın çok üst seviyede zeki bir insan. Maçın içini çok iyi analiz edebilen, okuyabilen, sahanın içinde oynarken bile teknik direktörlük yapabilen bir adam ya. Ya bu insanın yani bir Sergen Yalçın'ın ver eline Taliskalı, Abubakarlı, Pepe'li, Adrianulu, Medelli, Atibalı kadroyu ver bakalım neler yapabiliyor. Adam gelmiş imkansızlıklardan imkan yaratmaya çalışıyor ya. Ya Sergen Yalçın önümüzdeki sezon Beşiktaş 30-35 milyon eurolara düşecek deniliyor. Tamam, oralara da değineceğiz. Ya ben bir maçımızda bir anımızı anlatayım. Ne kadar zeki olduğunu anlayayım. Müsaade eder misin Hakan? Ne demek, buyur. Ya hatırlarsın, sen de o gün stat'taydın. Sparta Prag maçı, Şampiyonlar Ligi, hatırlar mısın? 1-0 Ronaldo'nun attığı gol. 1-0. Maçın içindeyiz bak. Ben dakika 87. Aynen öyle, yedek kulübesindeyiz. Bütün 7 tane yedek oyuncu var. Teknik 12-13 kişiyiz orada yedek kulübesinde. Top Sergen abinin önüne düştü. Tam da bizim açımızdaydı. Böyle çapraz açıdaydı. Ya herkes ayağa kalktı. Vur vur diye. Abi sana inanır mısın? Orada o kalabalığı da biliyorsun Hakan. Gözünün önünde canlanıyor. Farkındayım şu anda. O kalabalığın içinde sen kalkıp arka direkte Ronaldo'ya pas atıyorsun. Ronaldo boş kaleye tık diye dokunuyor. Maç bitti ama herkes vur diye bekliyor. Bak o tribünde 40 bin kişi, televizyonun başında 25-30 milyon kişi. Yani kulübedekiler. Ya gittim Sergen abi dedim. Abi dedim ya dedim. Herkes dedim vurmanı bekledim. Özellikle ben de çıktım. Vur vur diye abi böyle. Sonuçta kazanma işte. Hırsı Avrupa takım. Niye dedim vurmadın dedi. Ben dedi Sergen Yalçın'ım. Sen dedi Okan Koç'sun. Ulan bir böyle gücendim ya. Tamam dedim Sergen Yalçın saygı duydu. Abi sonra döndüm baktım bütün stat zaten vur dedi. Kulübeye bakıyorum Lucescu bile vur diyor. Adam yıllardır teknik direktörlük yapıyor. Demek bir tek hatalı yani küçümsenecek duruma düşecek kişi ben değilmişim dedim açıkçası. Sen şimdi Nevzat'a dedin ki sen her şeyi biliyorsun. Alanya Spor evet. Teknik direktörüyken Sergen Hoca. Sen burada stüdyoda evet. Yayındasın. Okan konuşuyor. Yorum evet. Yapıyor. Dedi ki Okan dedi görüntülü ara dedi. VTR ama VTR arasında söylüyor bunu. Şimdi hemen ara açacak dedi. Açtım. Okan her şeyi biliyorsun bakıyorum. Baba dedim senden öğrendim. Kimin çırağıyız ya? Ya ayrı seviyede gerçekten. Çok Sergen çok abiye ben imkan yaratılması gerektiğini düşünüyorum sevgili Hakan. Sevgili Nevzat Dindar. Kesinlikle. Gerçekten çok üst seviyeli teknik ya, belki de yani, şöyle sevgili Okan. Sergen Yalçın hep içimizde bir ufuktadır. Bizim dünya starımız olabilirdi. Ki bana göre sen de öylesin. Ben seni de çok yetenekli biliyorum. Ki yani bunu benim söylemem gerekmiyor. Zaten listeler yayınlanıyordu. Avrupa'nın en yetenekli 50 oyuncusundan 20 oyuncusundan biri gösteriyordu. Ya ne 50 oyuncusu ya 20 oyuncusu? Sevgili Nevzat Dindar. Lafını bölüyorum. Del Bosque'nin söylediği ifadeyi anlatayım mı sana? Alo. Tabii dinliyoruz, dinliyoruz. Sesin. Del Bosque'nin ifadesini söyleyeyim sana. Ya şimdi antrenman yapıyoruz. Hakan biliyor bunu. Daha önce anlatmıştım. Del Bosque'de dünya şampiyonu yapmış biliyorsunuz İspanya'yı. Evet, Şampiyonlar yani. Ligi altyapı sorumlusu. Sergen Yalçın tabi o zaman Graz'daki antrenmanlarda Hakan da oradaydı. Graz doğru. Graz'daki antrenmanlarda çok fazla antrenmanı sevmezdi. Bazı futbolcuları çok fazla antrenman yapmıyor. Her neyse oynatmıyordu. Hazırlık maçlarında çok fazla şans vermiyordu. Bir gün toplantı yaptı. Sergen dedi. Senin en büyük hatan dedi. Altyapıda o disiplini almadın dedi. Benim elimde olmuş olsaydın dedi. Şu anda Ronaldo, Zidane, işte Maradona, Pele sayılıyor ya.
sen de onların içine girerdin dedi. Ne 20'si ne 50'si sevgili Nevzat Dindar. Çok çok. Yani ben her zaman şunu savunuyorum. Ben her zaman şunu savunuyorum. Her yerde de söylüyorum. Tamam, Alex çok katkı sağladı. Hacı çok katkı sağladı. Bu Türkiye'de gelmiş geçmiş, bak hiç bir şekilde duygusal değil. Yaşadım, hepsine karşı oynadım. Yetenek anlamında, sonrasını düşünme anlamında, yaratıcılık anlamında ülkeye gelmiş geçmiş yerli yabancı oyuncuların içerisine bana göre en iyi oyuncu. Kimse de bunu inkar yani edemez. Yani Hacı'dan da Alex'ten de iyi diyorsun. Ya bunu tartışmak, bunu konuşmak bile başka bir boyut kazandırdı tartışma. Ben şeyi söyleyecektim. Okan'a sorum şuydu sevgili Hakan. Sergen Hoca'nın o hani dünya starı, evet lokal bazda bir stardı ama dünya starı olamadı. Acaba teknik direktör olarak olur. Bir Real Madrid, yani, bir Milan bak şimdi, ya da ne bileyim olabilir mi? Mesela en kötü şey şu. Yine farklı yerlere çekiliyor Sergen Yalçın ismi. Özellikle sosyal medyada. Ama şu an mesela nasıl bir teknik direktör olduğunu o kadar iyi biliyorum ki. Nasıl çalıştığını, nasıl hazırlandığını. Okan kardeşidir yani. Okan da çok iyi biliyor. Şu anda futbolcular çok iyi biliyor. Beşiktaş camiasının içerisindeki bazı taraftarlar saha içinde karşılaşmayı izleyen sadece Beşiktaş olduğu için değil, sahanın kenarında gerçekten o takıma o ruhu veren bir teknik adam olduğu yapar için mı? Benim biliyor. Sorma cevap. Yapar. Yapar. Ben sorma cevap aldım. Mesela ben şunu da söyleyeyim Okan. Mesela kesinlikle katılıyorum. Sergen Yalçın yarın öbür gün Erol Bulut Fenerbahçe olsun. Mesela bence kişisel görüşüm. Okan Buruk Fatih Hoca bıraktığı zaman Okan Buruk'u da Galatasaray'da görmek isterim. Çünkü o takımlarda ya başarabilecek genç antrenörler, genç teknik direktörler bunlar. Neden olmasın? Ben Avrupa'ya da gitsin diyorum. Yani Abdullah Avcı olabiliyoruz. Git seviyeye hocam. Keşke seviyeye gitseydi. Keşke gitseydi. Şimdi şunu söyleyeyim. Giderler ve başarılı olurlar. Ben inanıyorum. Yeni nesil, yeni jenerasyon teknik adamları Sergen Hoca'nın, Okan Hoca'nın, Abdullah Hoca'da gittiği zaman bu fırsatı değerlendireceğini düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Önemli olan iyi bir kadro, karakterli oyuncu topluluğu ellerine verildiği zaman ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Sergen Yalçın farklı bak. Bir daha söylüyorum. Çok sevdiğimden şimdi diyorlar duygusal. Sergen Yalçın'la işte beraber oynadığı için ben kimlerle beraber oynadım? Şimdi burada isimlerini saymak istemiyorum. Karşılıklı oynadım. Ama Sergen Yalçın'ın şöyle bir özelliği var. Bak Beşiktaş Kulübü yönetim başkanı çok şanslı. Sergen Yalçın'ı bak ben buradan Ahmet Nurçevi yönetiminin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Sergen Yalçın'ı getirmeyip de başka bir taraftarı camiayı dinlemiş olmamış olsalardı, başka bir teknik adamı getirmiş olsalardı çok büyük sıkıntı yaşarlardı. Sergen Yalçın 3-4 hamle sonrasını düşünebilen, o sahanın içinde futbolcunun surat ifadesinden neler verebileceğini düşünebilen insan sevgili Nevzat Dindar. Önemli olan iyi bir kadro verilmesi lazım. Hep bizim ülkemize sıkıştığın zaman kardeşim yok gel sen benim evladımsın al 30 milyon euroluk bütçe. Yok yabancıya git 70-80 milyon euroluk bütçe ver. Ya yazık günah ya. Gidiyor paralarımız yurt dışına, ülke puanlarımız, paralarımız, her şeyimiz gidiyor yurt dışına ya. Dünyanın paraları gidiyor. Yapmayın abi bak ne güzel Okan Hoca bunlara şans verelim. Bunlara iyi bir kadro verelim. Verdiğin zaman senin en fikrim, Hakan'la en fikrim ben Avrupa'da bu saydığınız hocalarımız çok başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Okan çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İnşallah en kısa sürede de stüdyoda bekliyoruz. Öpüyoruz seni çok. Ben de öpüyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ ol. Çok sağ ol.